Hoş geldiniz. Konumuz matematik. Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümünde çalışıyorum 35 senedir. Son yıllarda çok hoş bir projeye başladım ve devam ediyorum. Bu aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'dan sonra bütün ilçelerde, küçük mahallelerde, yan mahallelerde yeni kütüphaneler açmasıyla başladı. Ve bu vesileyle ben de çocuğunu al getir diye bir projeye başladım. İlk başta kimler gelecek diye çok merak ediyordum. Başladığı anda gördüm ki hakikaten mahalleler arasında ciddi bir ağ kurulmuş. Çok güzel bir örgütlenme var. Bütün masalarda gençler çalışıyor. Bu, bu şaheser bir şey ve insanların buluşmaya, anlaşmaya ne kadar ihtiyacı olduklarını gördüm. Evet. Bunun da küçücük de olsa bir örnek olmasını dilerim. Evet, İstanbul hepimizin girişiminin hazırladığı şehir hepimizin programına hoş geldik. Ee, bu programın duyurusu çıktığında <laughs> Betül Tanbay'ın konuğu Soli Özel başlıkta şehir ve matematik diye çıkınca birkaç arkadaşım sordu anlamadık şimdi sen <laughs> Soli mi sana soracak sen mi Soli'ye soracaksın diye ee, biraz e, La Fontaine'in <laughs> Le, leylek ve tilki hikayesi gibi ben seni konuk ediyorum ama konu <laughs> benim tabağımda. <laughs> ee, konu senin tabağında. <laughs> ee, ama aslında... E, Biraz evvel hep beraber seyrettiğimiz e, kütüphanelerdeki e, matematik atölyeleriyle başladı. E, Soli Özeli herkes tanıyor ama benim de 40 yıllık arkadaşım. 40 yılı doldurduk yakın zamanda. E, bahsedince bir mailde bahsettim. Soli dedi ki ya bu senin boğaz içinde yaptığından çok daha önemli bir iş dedi. Bunu kayda almak lazım öyle bir kere Bir heyecanlandı. Ben de e, heyecanlanmasına sevindim ve asla vesile oldu. Ve e, Reflekt e, e, şirketi de bu e, şeyi üstlendi. E, böyle olunca da şehir ve matematik diye bir kere anlatalım şehir hepimizde dedik. O zaman da en doğal konuk Soli olacaktı. Çünkü fikir onundu yani. E, ben sadece atölyeleri yapıyordum. O birazcık kayda geçmesine sebep oldu. Söz senin. <laughs> tamam. Valla dediğin gibi sen birkaç ay önce bana ilk fotoğrafları gönderdiğinde bu beni hakikaten çok çok heyecanlandırdı. Sonra konuştuk da ve ben bunun mutlaka kayda geçirilmesini istedim. Bunun bir boyutunda senin de daha önce az önce söylediğin gibi bu kütüphanelerin yaygınlaştırılmış olması, bunun o mahallelerdeki insanların bir buluşma yeri haline gelmiş olması gibi bence son derece güzel bir tarafı var. Öteki öte yandan da işte e, senin risalen var. Herkes için matematik diye. E, herkes için matematiğin paylaşılabilmesi için de güzel bir başlık bence. Çocuğunu al da gel. Yani anneler ve çocuklar birlikte geliyorlar kim bilir ve belki. Ve babalar, babaların he, be, babalar çocuğu, da baba geldi çok e, çok. Valla. vallahi çok, o, çok o, baba ta, geldi. E, şey o, o da tabii hani belki zamanında matematikle başı hiçbir zaman arası hiç ho hoş olmamış. Anneler babalar da çocukları nedeniyle senden ve herhalde normalde e, tanık oldukları matematik hocalarından belki biraz daha farklı üslupta konuşan birisinden de matematiğin gündelik hayatta ne anlamlar taşıdığını bizim hayatımızda ne kadar belirleyici olduğunu bir de matematik gibi bir e, dalın köklerinin ne kadar Anadolu'nun içinde bulunabileceğini öğrenmiş oldular ki bu şey Reflekt'in hazırlamış olduğu videoda da vurguladığın unsurlardan birisi mesela işte Aristo buralı ya da burayı çok gezmiş ama asıl senin şeyin kahramanın galiba Thales. Niye Thales önemli? Matematik için bir de bu bir şehir ve matematik programı olduğuna göre şu yaşadığımız şehrin bir matematiği var mı? <laughs> Oradan başla istiyorsan. Yaşadığımız şehrin e, hala isminin şehir kalması aslında bu e, mahalle kütüphanelerine gitmem sayesinde hala mahalleler duygusunu yani çünkü ne olsa her birimiz günlük hayatta e, işimize gitmek işte işimize giden büyük hattan gitmek e, e, yani e, şehrin şeylerine detaylarına inmediğimiz bir şeydeyiz. İşime anca yetişeceğim. Sonra eve kendimi atınca bir daha çıkamayacağım e, hızında yaşıyoruz maalesef. Saatlerce metroda, arabada insanların vakti geçiyor. Bu mahallelere gitmek benim için aslında şehrin matematiği olduğunu gösterdi ve biraz da e, e, zaten mahalleye çok inanırım mahalle duygusuna. E, o mahallelerde en çok gördüğüm yani sen ne kadar şehrin matematiği diye sorduysan da şöyle bir şey. Mesela e, şehirle matematik nasıl birleşti kafamda. E, bir kere çocuğunu al getire gelen yani 20 küsür ilçeye gittim sanırım. hep Yani daha çeperde e, o, yani İstanbul'un sınır taraflarında daha çok gittim. Yani bazen 2-3 günde 500 kilometre yaptığımız oldu. Evet çok değişik şeyler tanıdım. Mesela ne bileyim avcılar ve esenlere gittiğimiz zaman hani o koca bakmak istemediğimiz o koca binaların arkasına geçince orada hani e, insanların birbirine yabancılaştığı o binalardan arkaya bakınca hala mahalleler kaldığını, hala kaldırımlarda ağaçlar olduğunu, o ağaçların arasından gidip bir zar zor bulduk. Yani o sizin bende olmayan alet akıllı telefon olmasa günün birinde sana da bir akıllı <laughs> telefon vereceğiz. Şimdilik akıllı telefonun inat inadını değil, burada diyorum ama bakalım <laughs> bu espri ne kadar gidecek. E, yani o oralarda e, Böyle sakin, tatlı, küçük bir binada e, üzerinde e, işte artık İsmail Tonguç mu yazıyor, Ahmet Arif mi yazıyor bir kütüphane. Oraya gelen el, ellerinden, çocukların ellerinden tutup gelenler falan. Bütün bunlar bende bir hala insanların insani şekilde, e, insani boyutlarda yaşadığını hatırlattı. E, ve... Bu şehrin matematiği üzerine düşünülmüş dedim. Yani düşünülmüş bu mahalle çalışması. Aslında planlı yapılmış. Yani 20'sini birden görmesem bunu anlayamazdım belki ama hepsini görünce hakikaten çok iyi bir örgütlenme olduğuna karar verdim ve orada örneklerde de veriyordum. Örneklerde de şöyle şey veriyordum. Yani bir oyun oynuyorduk işte ne bileyim 10 sayısı yazıyorum, eşitlik yazıyorum ha, bir şeyler çocuklarla bir şeyler oynuyoruz. Önce bir söyleyin diyorum karışık söylüyorlar. Sonra ya oyunun ikinci aşamasında bakın diyorum şimdi durdunuz söylemiyorsunuz diyorum. Bitti mi diyorum hiç ses gelmiyor büyüklerden de küçüklerden. Çünkü diyorum öyle verdiniz bana bunu havadan verdiniz bu oyuna cevapları ama düşünerek şimdi susalım diyorum ve düşünelim bir sessizlik oluyor. Bana öyle bir şekilde bu oyunu oynayın ki bittiği zaman bittiğini anlayalım. Yani bu şimdi oyunun kendi mühim değil. Ve orada birden düşünmeye başlıyor insanlar. Ve hani diyorum ki mesela bir metro planlaması bunun gibidir diyorum. Hani ben şuradan şuraya metro çekeyim. Hayır ben buradan alayım. İşte ne bileyim Çamlıca'ya yeteri kadar giden yok. Metro yapalım falan şeklinde plan yapılamaz. Plan yani şehrin matematiği bir bütün olarak bakılır. O bütünün içinde sonra yavaş yavaş yaparsınız. Ben kütüphanelerde bunu gördüm, bu planlamayı ve onun için hani bir matematik olduğuna sevindim. Ee, ayrıca e, matematiğin evrensel dili e, bahsetmeye çalıştığımız şey. Yani o kadar kutuplaşma üzerine kurulu bir siyaset içindeyiz ki söyle onu sana ayrıca sonra söyleyeceğim yani bu bu yani son yıllarda dünyada da gördüğümüz yani çılgın bir kutuplaşma kimse şey. kimseyi dinlemiyor kimse kimseyi dinlemediği gibi konuşmalar hep birbirine ayırmak üzerine oluyor insanları koymak e, şekil koy, kutulara koyma şeklimiz çok tuhaf. E, mahallelerde onu aşıyoruz. Anne babalar ve çocuklar beraber oturduğumuzda bir soruyorsunuz. Mesela şimdi Talise geleceğim merak etme sorunu hatırlıyorum. Şimdi bir soruyorsunuz nerelisin diye. Yani 20 aile varsa, 25 aile varsa 25 şehir var. Yani ben Adıyamanlıyım, ben Malatyalıyım, ben Edirneliyim. Herkes bir taraftan. Ondan sonra ben mesela Thales'in hemşerimiz olduğu üzerine e, konuşuyorum. Yani dünyanın Bertrand Russell'ın ilk düşünür ve ilk matematikçi dediği bir insan. Tesadüf değil. Neden diyor bunu? Çünkü aslında inançla bilimi kendi maneviyatı olan bir insan olduğu söyleniyor. Çok bir şey bilinmese de hakkında. 2500 sene evvel. Nereli? Aydın. Millet mi? Milletli. Milletli. Aydın. Şimdi tabii o zaman aydın yok. Ama, Sen yani bir de laf şey bir kelime de uydurmuşsun onun <laughs> için topraktaşım. Şimdi topraktaşım çünkü ne diyeceğimi bilmiyorum. E Türk değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da değil, Aydınlı da değil. E tamam yani onu biz de anladık, onu çocuklar da anlıyor. 2500 sene evvel öyle bir şey. Ama yani ben şimdi e, Thales'in bütün Anadolu'yu büyük ihtimal bugün her birimizden daha fazla dolaşmış ve bilmiş olduğunu biliyoruz Thales'in. Zaten yürüyerek İskenderiye'ye kadar gitmiş. Yani bugün işte Suriye'sinden, Gazasından hep bütün o bölgelerden geçerek piramitleri gördüğüne göre ya develerle gitti, nasıl gitti? Oralarda yürüdü. Yani bütün bu Orta Doğu'yu bizlerden aslında adım adım daha iyi bilmiş O biri, zaman Orta Doğu denmiyordu zaten. Belki denmiyordu, dünyanın merkeziydi belki. <laughs> e, ve bu kadar iyi bilen birinin ve ilk matematikçi olarak kabul edilen hakikaten yani bugün. E, e, Tabii ki. Sizin Çin. alanınızın ilahı e mı? Şöyle Tariz. yani Çinde de matematik vardı, Hindistan'da da matematik vardı. Matematik herhalde insan doğduğundan beri var. Bana sorarsan bir miktar filler falan da matematik. Yani ne bileyim hep örnek veriyorum işte bir bir fil yürüyor arkasında üç yavrusu var bir tanesi ormana kaçtığı zaman arkasını dönüp hani bu üç iki oldular demiyor belki ama sayıyor yani sayıyor bir eksik olduğunu görüyor. Yani saymak herhalde yazıdan falan çok daha eski. Hani tarih yazıyla başlar deriz ama aslında saymak çok daha Doğal Kabul. işimizde. Zaten bugün e, yani bu şeyler var ya nöro e, bilimciler, e, beyinle uğraşanlar. ya yani Evvelden işte beyn, beynin binde beşini bilirdik de şimdi binde altısını biliyoruz diye çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Ama yani. büyük fark yapıyor tabii ya binde be, onuna çıktığı zaman. E, bir matematik e, köpüğünden bahsediyorlar e, ya da kökünden. Yani doğal olarak içimizde var. Hani bu Chomsky'nin dil öğrenme hakkında. Hı hı. Ki teorisi var ya ki hakikaten yani çocuk işte 3 yaşına kadar siz ona buna iskemle de buna masa de demiyorsunuz ama çocuk öğreniyor. 3 dil varsa evin içinde 3 dil öğreniyor şey, ve onları hayırlı etmesini e biliyor. Çok çabuk Şimdi yani. bu acayip bir şey yani bu tam da anlayamadığımız ve üzerinde dil bilimcilerin çok düşündüğü bir şey. Yani matematikte de böyle bir şey olduğu çıkıyor ve insanın tabiatında var yani matematik. Şimdi e, oradan nasıl Thales'e geri geleceğim bilmiyorum dağıtmaya başladım ama sen beni toparla. E, Talesin katkısı ama ondan ha, önce ama, geleceğim ha, tekrar Thales'e. Yani Thales. matematik hep var insan olduğu sürece Kabul. hep var. Fakat yazmak yazdığını ispatlamaya çalışmak ve e, özellikle de e, sorduğu soruları e, inancından bağımsız olarak sorma cesareti belki sorgulama. Yani e, o daha çok Batı felsefesi'nin e, kendine üstlendiği ama aslında felsefenin temel temeli soru sorduk. E zaten talep da soru soruyor. Tamam. Ve evet. soru soran ve o sorulara cevap bulmaya çalışan insan. Ya, ya sen sonra diyorsun ki matematikçi oturur bir soru sorar sonra onu çözer. Çözdükten sonra daha fazla soru çıktığı için önüne habi de sorular üretip ondan sonra 400 yıl bunu <laughs> çözmeye uğraşır filan. Evet. O da herkesle aynı sabır olmayabilir. Şimdi <laughs> güzel e... olan bir şey var yalnız evet. siyasetçi e, siyaset bilimcilerinden farklı. Bizde e, öyle büyük paradigmalar pek yok. Yani paradigma değişiklikleri pek yok. Yani Thales'in düşünme biçimiyle bugün e, bizim soru sorma biçimimiz ve üzerinde düşünme biçimimizde çok büyük farkı yok. Aslında matematikçiler bugün hala bir boş kağıt ve bir kalem ve bir kara tahtadır ihtiyacı, en büyük ihtiyacı. Yani ben bugün matematiğin iyi finanse edilmemesinin maalesef çok paraya ihtiyacı olmamasına bağlıyorum. Şimdi ona geleceğim, bir şey soracağım. Peki, Şimdi tekrar bu gelelim. Reflektin, gelelim. reflektin hazırladığı video en son... Ee, senin 10 sayısına nasıl ulaşılır sorunla bitiyor ve çocuklar 1 artı 9 sonra birisi 2 artı 8 diyor tamam diyorsun işte budur yani ondan sonra 3 artı 7 evet. 4 artı 6 Metod 5, yani. 5 artı Metot yani metot Metot ve orada diyorsun ki bakın ne yaptık düşündük hı hı. çünkü matematik düşünmektir diyorsun aslında programda aslında orada orada bitiyor Şimdi matematikle hakikaten genelde arası pek hoş olmayan bir ülkeyiz. İşte bu üniversite sınavlarında filan da çıkıyor ortaya. Matematik bölümleri çok revaçta da değil. Gerçi senin hep çok öğrencin oldu şeyde Boğaz içinde. Bir tırıl tırıl. bir bir, bir e, hakikaten matematik niye gerekli ve gelen anneler babalar çocukları bir tarafa bırakıyorum. Allah Allah biz bu işi hiç böyle düşünmemiştik dediler mi sana? Ay. Bir onu sormak istiyorum. İki, bu daha netameli bir soru belki. sırayla Şimdi, sorsana kafam karışıyor. Peki, peki. hani matematikçiydin sen ya. Oo, peki tamam ben yarım yarım sorayım. İyi tamam buyurun. Şimdi ilk bir kere geri dönüşler muhteşemdi yani onun için devam ettim evet. zaten. Çünkü epeyce yorucu bir tempoydu. Yani benim de yaşım ve sağlığım o kadar da müsait değil yani. bakma 45 Kır, o kadar genç acaba. Oldum. <laughs> e, müthiş motivasyonla. O senin anlattığın 1 artı 9 altına 2 artı 8 yazdığında 4-5 yaşında Pendik'teydik. Unutmuyorum bir çocuk fırladı küçücük bir kız çocuğu 5 yok yani fırladı. Anladım. Ben bunun mantığını anladım dedi. O mantığı anladım dedi ya. Tamam dedim ben bunun için gelmiştim gidebilirim artık. Doğru. Yani büyük bir zevkti. Anne babaların gelip ne olur ne zaman bir daha geleceksiniz falan yani inanılmaz bir geri dönüştü. Yani başka güzellikler bugün bu sabah bir... E, Müzisyenden bir şey aldım. Nasıl duyulmuşsa sağ olsun Reflekt. Ee, şöyle dedi. Biz dedi kütüphanelerde müzik atölyelerine başlamıştık. Pandemi olunca hemen kestik. kestik. Sizi görünce tekrar başlama hevesimiz. Yani o oh işte dedim. Yani çok değmiş. Iyi. değmiş bu işte. Yani oralara ya biz çok e, biraz pasifiz. Yani bakın benim toplumda e, eleştirdiğim şeylerden biri soru sorma eksikliğimiz. Meraksızlığımız. Meraksızız. Mesela gidiyorum Beylikdüzüne. Buranın adı niye Beylikdüzü, değil mi? Evet. Yani ben yıllarca kendime de söylüyorum, örnek olarak veriyorum. Ben yıllarca Ankara'da büyüdüm. Ankara'da Doktor Vali Reşit caddesinde oturdum. Ya 15-16 yaşındaydım. İnsan bir kere sormaz mı? Kim bu Doktor Vali Reşit demez mi? Der. Evet. Ha onu cevabını çok çok acı şekilde öğrendim. Ama kendim o sokakta oturmuşum yıllarca zarfın üzerine yazmışım kim bu adam niye buraya adı verildi dememişim. Yani bu soru Yahut e, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde dünyada bulunmuş en eski matematik izi var dokümanı. Bunu Avustralyalı bir matematikçi evet, geldi on, keşfetti. Evet onu da. Evet. Şimdi hayır, biz ne güne duruyoruz burada diyor. Ben ke bunu kendime söylüyorum. Bunları anlattığım zaman insanlar e, hoşlanıyor. Çünkü ya yani, evet haklısın, meraksızız. Evet yani hakikaten düşünmedik. Yani, İsmail Hakkı Tonguç kimdir belki bilmeden oraya aylarca gidip geliyorlar. Mesela bunun gibi bir şey. E, ve başka tonla örnek. Yani meraksızlığımız ve soru sormamamız. E, Tales'in sorduğu sorular. Aslında bugün felsefecilerin hala cevap veremediği, bırakın felsefecileri arkeologların cevap veremediği sorular gidiyor, piramitleri görüyor, bu piramitler buraya nasıl gelmiş, bu taşlar nasıl gelmiş, nasıl bu dikilmiş buraya, bunlar nasıl üst üste konmuş diyor. Bugün hala arkeologlar tam bir cevap bulmuş, bulmuş değil. değiller. Biz nereden Biz geldik? Biz arabalarıyla yapıldı diye yani. <laughs> Biz nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Sorusunu soruyor. E bugün biz buna cevap verdik mi? Ne nereden geldiğimizi biliyoruz, ne nereye gittiğimizi biliyoruz, değil mi? Yani bazılarımız. E, <laughs> e, evet. Şimdi bunlara bilim ışığında cevap vermeye çalışıyor. Ve sudan geldiğimizi ayrıca Thales'in gayet maneviyatı olan ve inançları olan o, Yunan mitolojisinden etkilenmiş bir insan olduğu söyleniyor. Yani soru sorması inançlarıyla bir tezat değil. Bunu örneğini vermiş bir insan. Ve bu insan işte İzmir'in güneyinde sen İzmirlisin değil mi? i̇şte <laughs> de. senin bir, senin hemşerin sayılır. Ben de diyorum ki şöyle bir şeyim var. Tales'in topraktaş olduğu, Tales'le aynı topraklarda büyüdüğümüzden gurur duyduğumuz gün bu memlekete başka türlü bakacağız. Ona inanıyorum. Yani başka türlü algılayacağız. Şimdi arıyoruz ya çimento ortak payda. Bir tanesi geliyor, her şeyi ayırıyor. Siz, biz, ben dedim siz, biz, haddini bil. Bir, bu bu model var. E, bir de yani ya biz hep beraber ne olabiliriz arayışı var değil mi? O arayış içinde her gün başka bir hikaye dinliyoruz. Yani, da, yani üç günlük haberlere girmeyeyim dahi. Yani her gün biri a biz buyuz ama buyuz da falan gibi böyle bir takım gerek yok. Toprak o kadar zengin ki. Toprak ve tarih o kadar zengin ki burada. Sen onu benimse o, o geçmişi benimse anla. Zaten büyük bir zenginlik bu. Yani benim şeylerim bu. Talesle ilgili heyecanım. Tamam. Bir şey Şimdi e, daha sordun ama. E, ben de soruyu neredeyse unuttum. Netameli evet. sorun. <laughs> ne? Atlattım galiba. Siyasetçi onu, oldum ben de bak. Netameliyi atlattım. Siyaset. Şimdi e, bu e, senin risalenin başlığı herkes için matematik hı hı. E, ve bu e, Dünya Matematik Derneği'nin İlk defa bir dünya matematik günü kutlanacakken onun için bulmuş olduğu başlık kutlanamıyor Covid nedeniyle. Fakat e, senin Risale'nin başlığı o. Ondan sonra da e, dört kez temaları belirlenmiş. Birisi her yer matematik. Ötekisi daha iyi de. bir dünya için matematik. Üçüncüsü matematik birleştirir. Dördüncüsü de tekrar, şey, dördüncüsü dördüncüsünde artık herkes için matematik. Şimdi... Nedir matematik birleştiri? Neyi birleştiriyor matematik? Nasıl birleştiriyor evet. matematik? Ee, güzel bir kere e, matematiğin bir dili var ki bugün sen onu fark etsen de fark etmesen de e, bütün dünyada e, o kullanılıyor. E, komik bir anket gördüm geçen gün. Amerika'da sormuşlar herhalde Orta Amerika'larda sordular bir anket. E, e, müfredatta... E, Arap e, rakamları olsun mu demişler tamam mı? Yani Arabic numerals dedikleri tamam mı? Yani hepimizin kullandıkları. Hayır diyenler çoğunlukta. Arap kelimesini durunca e, kullandığımız kullandığımız rakamların Arap rakamı olduğunu bile farkında olmayan bir dünyada yaşıyoruz. Yani. E, doğru. Ha, ve doğru. onu Arap kelimesini duyduğu için hayır öğretilmesin diyor. Yani rakamlardan vazgeçiyor. Şimdi bir yandan böyle bir cehalet durumunda. E, içindeyiz. Bir yandan da dünyada evrensel bir durumdayız. Yani matematik dünyanın her yerinde aynı şekilde anlaşılıyor. Ben Endonezya'da biriyle ya da Kanada'da biriyle çalışırken matematiksel olarak aynı dili kullanıyorum. Yani bu evrenselleşme müthiş bir şey. Yani hangi konularda ne kadar var? zaten sana biraz onu soracağım. Şimdi Dünya Matematik Birliği 14 Mart'ı Dünya Matematik Günü ilan etmeye çalıştı. Nereye başvuruldu? e, ee, tabii biz de tıp bayramı ama ikinci Mahmut tıp bayramı demiş 14 Mart. Hani biz aramızda kutluyoruz. Dünya Dünya günü olmak istiyorsan Birleşmiş Milletler'e başvuruyorsun. UNESCO'dan geçiyor. Seneler sürüyor falan. Ee, yani şimdi bu evrensel bir yere bir merciye başvuruyorsun ve ben kafamda Dünya Matematik Birliği ve Birleşmiş Milletler. Hani sana bugün belki konuğum olsaydın siyasetçi olarak sormak istediğim şeyler o olurdu. Dünya Matematik Birliği çökmedi, doğru bir şey yapıyor e, ve e, matematikçileri birleştiriyor ve matematik dilinin e, ortaklığını dünyaya anlatmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler istersen netameli kısma geliriz sonra. E, matematik birleştirir konusu, e, e, bir yani bu temalar dünyaya çağrı yapılıyor, Öğren, herkes tema öneriyor ve sonra bir ekip seçiyor. İşte ben de dört sene o ekipte çalıştım. E, yani e, matematik tabii ki bizi çok birleştiriyor. Aynı dili konuşmamızı sağlıyor ama orada bir sorun var. Matematiği konuşurken yani şimdi biz senle ikimiz Türkçe konuşuyoruz değil mi? Matematik bu şekilde konuşmamız için bir üst dil lazım. Yani meta language dediğimiz üst dil o üst dil meselesi de ayrılıyoruz. Yoksa matematik birleşiyor. Yani Türkiye'deki matematiği Türkçe öğretiyoruz. Yahut biz Boğaz içinde İngilizce ders veriyoruz. Yahut Fransa'da Fransızca öğretiyoruz. Aynı şeyi öğretiyoruz. Yani birleştirir oradan. Yani bir e, analiz dersi e, Kanada'da da aynı. Çin'de de aynı. Ve birinci sınıftakiler ortak aynı şey. Değil. Ortak değil. Yani bir ortak dil. Peki e, bir soruyu da hatırladım. Şimdi şunca yıldır üniversitede ders veriyorsun. Tabii onun düzeyi farklı ee, ben de sana dediydim hani belki boğaz içindekinden daha yararlı bir iş yapacaksın diye ne neydi büyük fark senin açından bu üniversite öğrencilerine matematik anlatmakla bu çocuklara ve ebeveynine, anne babalarına anlatmak arasında şimdi, hem senin açından hem etkileşiminiz açısından şimdi e yani zamanlama olarak yani bu soruyu 3 sene evvel sorsaydın aynı cevabı vermezdim herhalde. Bir kere 3 senedir Boğaziçi Üniversitesi'nde çok büyük bir yıkım yaşıyoruz. Yani bir üniversitenin Türkiye'nin en önemli değerlerinden bir tanesi bence ve içinde olduğum için söylemiyorum. Bunu hani senin de her zaman da konuştuğumuz şey. Bu olurken bir de pandemiyi unutmayalım. Pandemi de öğrencilerle olan teması Zoom'lara indirdi, çevrim içilere indirdi. Yani son 3-4 sene akademisyenler için kolay olmadı. Bir de unutma ki 2016'dan beri sürekli hakaret gördüğümüz, işte sözde akademisyenler, aslında vatan hainleri, aslında teröristler ve devamlı hakaret yiyerek yaşadığın bir ortamdasın. zorluyor bu insanı. Yani aslında her benim Türkiye'de en bildiğim şey hocaya, hakime saygıydı, değil mi? Hani saygı, itibar falan. Hani ne hakimlere artık inanıyoruz, gü gü güveniyoruz? Yani dokt hakim doktor e hocaydı, böyle değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum ya. çocukluğu? Yani, ne olursa olsun aman doktor bey, aman işte hakim hanım falan Hoca böyleydi, hanım, değil mi? Hoca hanım böyleydi. Şimdi. O itibarlara bu kadar darbe tak, tak 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 böyle bir şey gibi yani mitralyözle saldırıldı. O sırada böyle sen onları kenara itip böyle ama ondan çıktığın insanların konuşmak için ön yargı ile gelmediği e, yumuşak bir ortam. Ve ben başında söylüyorum bakın diyorum e, çünkü bazen 5 yaşında çocukla 15 yaşında çocuk aynı anda geliyor. E işte 30-40 yaşında 50 yaşında annesi babası dedesi geliyor. E şimdi hepsine birden konuşmak ben diyorum ki yani... Ben yani çocuklara dönüp diyorum ki ben sizden çok daha büyük abi ablalarınıza ders vermeye alışığım. Onu biliyorum. Ben burada bir şey ders vermeyeceğim. Çünkü ben size öğretmeyi bilmiyorum. Hakikaten o ayrı o bir, ayrı bir şey. o ayrı o bir çok uzmanlık ayrı, tabii, yani tabii. öyle bir iddiam yok. Ama burada birlikte bir şeyler paylaşalım, konuşalım diye. Bir kere oyun, tabii çok in oyun evet. gibi başlıyoruz. Zaten ortam o oyuna müsait. Onun için kütüphaneleri çok sevdim. Yani o ortamda eee Beraber konuşuyoruz Çocuk, yani o başka bir zevk. Çocukların bir de, halinden çocukların de, de anlaşılıyor. Çocukların tepkileri çok, yani çok, çok bu güzel. kadar şekerli. Çok yani. çok güzel hakikaten. Ve insan e, yani gelecek için de ümitleniyor çünkü yani o çocukları bozmayalım yeter. Doğru <laughs> Do ya, benim de hakikaten hissiyatım oldu. Peki bir şey sorayım. E, Türk matematiğinin ya da Türk matematikçiliğinin ya da matematikçilerinin dünyadaki yerine mesela bir Celal Arf var Cahit Arf, Cahit Arf, Arf. Cahit Arf pardon. Evet. Cahit bir arf teoremi var onun tabii, adıyla tabii. bilinen. Demek ki son derece önemli bir şahıs. Ama evet. dünya matematiği açısından bunun gibi başka matematikçilerimiz var mı? Bu cehaletimi bağışla bunun için ve e sen Türk Matematik Derneği Başkanlığı'nı yaptın. Avrupa Matematik Yaptım. Derneği Başkan Yardımcılığı falan da yaptın. Bu, bu dernekler arasındaki ilişkiler nasıl? Siz neler yapıyorsunuz? Burada neler yapılıyor? Orada neler yapılıyor? Yani bu şu bilmem kaç bin yıllık bir iş olduğuna göre matematik hala üstünde çalışılacak ne var yapılabilecek ne var? Son olarak da e, bu aletler çıktıktan sonra matematik... Yani senin düşünceye bizi düşündüren şey dediğin matematiği düşünmeden yapmak mümkün olduğunda matematiğin bir rolü kalacak mı? Son sorduğun soru aslında e, yani e, e, matematikte ve e, matematiksel ispatta şu anda çok tartışılan bir şey çünkü tabii ki bilgisayar bizden çok daha hızlı hesaplıyor, bizden yani bir anlamda doktorlar için de aynı şey söz konusu, bizden daha hızlı teşhis koyabiliyor, bir sürü şeyi bizden daha hızlı yapabilecekler. Ama bizden daha hızlı yapabilmeleri, bizden daha iyi yapıp yapamadıkları konusunda ve daha sağlam bir şekilde yapıp yapamadıkları konusu o bir açık soru ve bu bu her bilimin önüne gelecek yani ister istemez bu soru matematik için de tabii ki bu soru var Türkiye'de matematik aslında kendi branşlarında çünkü biz tabii alt dallarımız var yani matematiksel araştırma insanların çok öne çıktığı konular değil aslında yani biz Cahit Hocayı tabii anlıyoruz şey diyoruz ama Cahit Hocayı da aslında dünyada da belli bir konuda çalışanlar bilir yani matematiğin Birazcık hani kopup şeyde de biraz anlatıyorum. Hani bu soruları sorarız ederiz ama sonra bir araştırmada bir yer gelir. Yani artık o sorduğun yeni bir soru çıkar. Ve somut bir şeyden başlarsın çoğunlukla yani tarihselde de somut birinin ihtiyacı var. Bir mühendisin ya da bir biyoloğun ya da bir kimyacının fizikçinin ihtiyacı var. O ihtiyaca cevap vermek için o soruyla çalışırken e bunu böyle değiştirsem ne olur? Bunu burasına yapsam ne olur? E şunu vazgeçeyim bundan şunu ekleyeyim ne olur derken kendi oyununun içine girersin ve o biraz seni hani matematikçileri kopuk biliriz ya seni koparır. Ama matematiğin en güzel anlarından biri o kopardığı şeyde bir şey bulursun sonra... Bir, ben böyle matematiğe biraz bütün bakıyorum yani 500 sene evvel bir şey bulunup 500 sene sonra işe yarıyorsa ben onu bütün matematiğin içinde alıyorum. Sonra o beklemediğim bir yerde pat diye inanılmaz bir somut soruyu çözer insanların ihtiyacı olan ya matematik böyle bir şeydir. Şimdi bunu bugünün dünyasında anlatmak, Avrupa Matematik Birliği olsun, Brüksel'e anlatmak, bunu e, Dünya Matematik Birliği olsun, bunu anlatmak yani matematikte başka bir ritim vardır ve o ritim e, o senin haftaya bunu getir işte ya TÜBİTAK projelerinde çıktılarınız ne olacak haftaya şeklinde sorulmaz başka bir ritim vardır ama o ritmi bırak. Bırakırsak bu gerekli değil ya makineler yapıyor. O zaman toplamayı da öğrenmeyelim çünkü bilgisayarlar hepsini e pek yapıyor. Pek çok insan bazen bilmiyor. Ama sen yani çarpım cetveli şey, pek baslamışsın. Tamam da sen kalmadı. insanların <laughs> genelde gitgide daha düşün düşünen düşünme oranımızı yükselme mi görüyorsun? Yoksa insan... <laughs> e, e, yok bence bu aletler bizi... Yok ne tameli falan diyeceğim. Bizi tembelleştiriyor. Ha, tamam Dolayısıyla hani o yüzde bir şey binde beşten binde altıya çıkacak diye <laughs> beyin bir anda binde dörde falan inmeye e, tabii, başlıyor. Tabii kullandığın kısmı küçülüyor. Şimdi bu yapay ha. zekayla da işimiz iyiden yani iyiye Yani orada çok ciddi bir şey soru var. Yani sorduğun soru aslında... E, evrensel bir sorun ve e. geleceğimiz hakkında bir sorun. Peki bir şey, evet. e, peki Türk matematikçiliğinin ha, dünya matematikçiliğinin yani, içindeki e, yeri. bizim şartlarımızda bakın bizim bir İstanbul Matematiksel Bilimler Merkezimiz vardı 16 sene boyunca çalıştı. Ha, bu Boğaz içindeki Boğaz içinde idi mekanı. Mekanı matematikçiler yapmıştı bir özel bağışla. E, bu yeni atanan e, rektör kapattı, kilidini değiştirdi ve böyle bir yer yoktur dedi. Dünya bütün dünya tepki verdi. Dünya Matematik Birliği, Fransız Akademisi o 14. Louis'den beri kurulmuş o böyle böyle evet. peruklu dolaşan adamlardan tut Kanada'dan, dünyanın her yerinden Yapmayın. Buda Tel Aviv'e başka bir araştırma merkezi yok. Bu şekilde geniş çalışan, burayı kapatmayın diye yalvardılar ama hiç tıslayan yok. Tabii ki şimdi bu Türkiye'nin sorunu mu bu kadar derdimiz var? İstanbul Matematiksel Bilimler Merkezinin binası 60 metrekarelik binası gitti diye kimse ağlamıyor. Ama senin ama senin var. risalene göre ağlaması gerekiyor. E, gerekiyor tabii. Gerekiyor. Yani e, yani şöyle, sen jeologların raporunu dinlemezsen hiçbir lafı dinlem. Ya yani bilimin konuşmalarını, bilimin yaptıklarını dinlemezsen 6 Şubat'ı da yaşarsın, daha da beterini de yaşarsın. Yani istersen şunla bitirelim. Hem siyaset olur hem matematik olur. Dur bit, matematik olur. iki tane sorumuz Vaktimiz daha ne var. ne kadar var bilmiyorum ee, ben. Beş dakikamız daha var. Var mı öyle mi? Tabii beş ha. dakikamız Hayır daha. ben şey diyorum çünkü hani anayasa anayasa konuşuyoruz ya matematikte de tabii biz aksiyomatik işte kuramlar falan konuşuruz. Şey yani anayasayı yazarken tek bir cümle var benim için birinci satır hani dokunulmaz. Bu topraklar. Çok ciddi fay hatlarının üzerine kurulmuştur. Bütün gelişmeler ona göre yapılmalıdır. Birinci cümle nokta. Matematiksel buna, mantık bize bunu <laughs> mu söyler? Türkiye'de bu cümleye itiraz edecek bir kişi bul. Hayır bu olmasın diye. Ancak herhalde böyle bir takım... Ha, i̇tiraz etmemiz <laughs> uygulayacağımız anlamına gelmiyor <laughs> da inanacağımız. Peki, Şöyle sorayım evet. daha hafif bir Peki, düzeyine. Hafif mi bitirelim? E, Hafif bitirelim. Şimdi 20 yerde konuştun. Bu yüzlerce çocuk ve yüzlerce ebeveyn demek. Seni çok etkileyen, seni çok çarpan, hoşuna giden, belki de üzen bir soru veyahut da bir çıkış oldu. Bir de merak ediyorum sana öğretmenim diye mi hitap ediyorlardı, abla diye mi hitap ediyorlardı? Hepsi oldu. Hayır işin komik tarafı abla oldu. He. Tabii ben anneanneleri yaşındayım orada ama abla dediler. <laughs> o çok şirindi. <laughs> ee, abla oldu, öğretmenim oldu, hocam oldu komik bir şekilde. Çocuklar arasında hocam diyen oldu. Ona yani Ona da biraz şaşırdım. Üzen tek bir an olmadı. Yani e, sonuçta ben yani bir, bir miktar da toplumu el, bizi eleştiriyorum. Güber, evet, ee, video da var zaten. Sonra yani, iki an var. Evet. E, hani talep topraktaşımız dediğimde kimseye batmadı ne Kürtlere battı, ne Türklere battı, ne Ermenilere battı, ne Alevilere battı. Hepsi herkes geldi. Kimseye batmadı. Şimdi eğer talessin topraktaşımız olması kimseye batmıyorsa kime batıyor bu ülkede? Ben rastlamadım yani bu kadar aile arasında. Tales'e <laughs> henüz gelmemiştik onun için. Gelmedik. <laughs> <laughs> Peki. Peki çok Kötü çok bir çok zeki olmadı. ya da çok oldu işte seni dikkat şey. anladım diyen çocuklar ha, sonra evet. gelip bu kitapçıktan birer tane götürüyorum çünkü bunun bir şeyi Hı. falan yok ISBN'si falan Risale senin isminle. ondan ondan isteyenler ona ulaşmaya şeydenler çok ilgilenen ve soran oldu. Çok güzel şeyler soranlar oldu. Mesela küçücük bir çocuk peki matematikte dedi sizde ne nasıl düşünüyorsunuz dedi. Nasıl düşünüyorsunuz falan düşünmezi. Ona sizin dedi çözmediğiniz sorular var mı dedi mesela. Şimdi küçücük bir çocuğun matematikte çözülmemiş soruları düşünmesi falan hoştu. Bir ama sen oldu. söylüyorsun onu zaten yani. E, her evet şey ama çok... yani bazen bir sürü şeyde yok çok şeker anlar oldu. Şimdi böyle tek tek hani bir anekdot şey etmeyin ama. şunla bitireyim o zaman. Ee, baktım orta ve lise müfredatında haftada beş saat matematik var. Hmm. Yeterli mi bir? Ee, bir de ben orta ikideyken. Modern matematik dersi almıştım. Hani bugünün aslında bilgisayar teknolojisi, o sıfırlar birler İyiydim ama yani aklımda hiçbir şey kalmadığı gibi ne işe yarayacağını da o zaman da kestirememiştim. Şimdi bu matematik nereye gidiyor? O, o yeni matematik üzerinden mi ilerliyor yoksa sizin e, matematiğiniz <laughs> ya de, da bildiğimiz matematik üzerinden mi? Ben de seninle ilerliyor? aynı nesilden olduğum için modern matematiğin kurbanlarından biriyim. E, mesela bugün e, e, kümeler Kuramı dersi veriyorum. Ee, onu 6. sınıfta görmüştük hatırlarsan. Ha. Ama ben bir üçgen görmeden okudum. <laughs> Ve çünkü modern matematikte her şey kümeydi falan. Onun acısını çok çektim sonradan. Hala da çektiğimi söyleyebilirim yani. Ee, çünkü e, ona geri dönüldü. Yani bir anlamda Tales modeline geri dönüldü. Ee, o modern matematik eee Tales'ten kurtuluş yok yani. E, galiba yok ama ha? isabet. Talese Tales'in Talesi kurtuluş olarak görebiliriz belki. <laughs> bir heykeli var mı Tales'in herhangi bir yerde <laughs> Türkiye'de? Türkiye'de e, bilmiyorum olduğunu yalnız Millette biz e, çok e, hoş bir programdı. O Tales günleri e, organize ediyordu. Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel vardı hatırlarsınız. Tabii tabii tabii. E, onun önderliğinde yapılıyordu. Beni de davet ettiler. Çok çok hoş oluyordu ve o amfiteyatroda birkaç Tales günü e, yaptık. O orada inanılmaz ve e, e, bir Tales Müzesi var yakınında onun. E, muhakkak bir heykel de orada vardı şimdi tam hatırlayamadım Peki, ama şeyle bitirelim. bu arada hatırlayamadım falan deyince insana çok fena e, ödetiyorlar bunu televizyonlarda yani ya biliyorum, bir biliyorum. şey hatırlamayınca hatırlamadım demek kadar güzel bir şey var mı biliyorum mu desin insanlar <laughs> anlamıyorum yani. Hayır. Ee, bir de e, aslında Türkiye'de Şirince'de matematik köyü diye de hmm. bir e, güzel teşebbüsü var bir mucize bu var e, benzeri dünyada var mı yani dünyada bir kere ilk ilk ha? ve tek i̇lk, değil mi? zaten Nesin'in yaptığı her şey ilk ve tekti e, <laughs> e, ve e, hakikaten çok özel. Bakın e, e, iyi ki buna geri döndün çünkü e, mesela Dünya Matematik Birliği'nin Leibniz ödülünü Nesin aldı. E, mesela bugün Nesin'in yaptığı matematik köyü bütün dünya matematikçileri tarafından bilinir. Aslında Nesin ayrıca çok da iyi bir matematikçidir kendi konusunda e, ama öne çıkan Tabii ki hali mesela benim de yani şimdi atölyelerde konuşuyoruz yani matematikte ne yaptığımı konuşmuyoruz haliyle. Ya benim bütün bunlardan sonra vardığım sonuç şu aslında e, matematikle derdi olan bir ülke olmamız belki matematiğin nasıl öğretildiği ile alakalı daha çok. İşte senin atölyelerindeki çocukların tepkisini görünce e, pek çok çocuğun burada matematik köyüne aslında gitmek istediğini düşününce ve Türkiye'nin şu dönemde satrançta ne kadar önemli hamleler yaptığını gördükçe ki matematikle çok yakından evet. alakalı evet. değil mi? Evet. Satranç oyunu beynin evet. çalışması evet. açısından. Demek ki biz matematiği daha ciddiye alsak, daha sevdirecek şekilde sunsak belki bugünkü feci matematik tablosundan daha farklı çok daha iyi bir yerde de olabilir. Ayrıca o, baş... Orada da son sözü sana vereyim. O, o izin verirsen ayrıca Geliyor. burada bir e, yani siyasi strateji olarak e, batıda bilhassa Avrupa'da Matematiğe verilen fonlar, soyut matematik araştırmalarına verilen fonlarda ciddi kısıtlamalar oluyor. Çünkü hakikaten işte Brüksel'in dağıttığı paraları, Avrupa Birliği'nin dağıttığı paraları, ister tıp olsun, biyoloji olsun, daha uygulamalı matematikçiler olsun kapıyorlar. Şimdi ve o öyle bir sürat ki o, o aceleden, bir şeyi kaçırdıklarını göremiyorlar. Şimdi biz biraz daha geriden takip eden bir ülke olarak o matematiğe önem versek ve Türkiye'de bir matematik seferberliği yapsak o açıdan yani biraz kaynak ayırsak inanılmaz yani 20 sene sonra belki sen ben burada olmayabiliriz ama inanılmaz bir fark olur. Ve ve yani anlaşıldığında ki o matematiğe hala ihtiyaç var. Yani Batı döndüğünde buradan kaynak olur. Yani bu bir mesela bu bir e, ee, hani var ya bahsediyoruz. Hedef, hedef bu. Ya yani 2000 yok bilmem evet. E, evet. 2053'ler falan hmm. 2453'ler. Onlar yerine böyle bir stratejik hedef yapsak hani onlara arkadan yetişmek e, yerine aynılarını tekrar yerine biraz Sağdan sollasak. Yerli ve milli bir proje oluyor o zaman. Yerli ve milli bir proje olur ama evrensel dikkat ama. <laughs> ama evrensel. evrensel. Yani matematik müfredatındaki e, matematik öğretmenlerine tavsiye edilen yerli ve milli duyguları geliştirin konusunu anlamıyorum. O cümleyi siliyorum. Matematik yerli ve milli duyguları geliştirmez. Düşünmeyi geliştirir. Düşündükten sonra yerli olmak isteyen yerli olsun, milli olmak isteyen milli olsun. Peki. Sayın izleyiciler ben Betül Tambay. Bugün <laughs> konuğum Soru Özel matematik üzerine hoş bir sohbet yaptık. Hepinize iyi günler ya da iyi akşamlar dilerim. <laughs> Teşekkür ederiz.